Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir fırın yemeği tarifi vereceğim. Köfte için yoğurma kabına 600 gram kıymamı aldım. Üzerine bir büyük bir küçük soğan rendeledim ve ekliyorum. Baharat olarak karabiber, pul biber ve kimyon bir de tuz kullandım. 2 yemek kaşığı da kendi yaptığım galeta unundan ekliyorum arkadaşlar. Sizler hazır köfte harcı da kullanabilirsiniz. Eğer hazır köfte harcı kullanacaksanız galeta unu eklemeyin. Köftemi yoğurmaya başladım. 7-8 dakika yoğurduktan sonra köftelerimi misket şeklinde yuvarlıyorum. Eğer sizin vaktiniz varsa köftenizi yoğurduktan sonra 1 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Köftemin tamamını yuvarladım. Şimdi sotelemek için ocağa alıyorum. Geniş bir tavaya göz kararı yağ ekledim. Ve köftelerimi alıyorum. Köftelerimi alt üst ederek renkleri değişene kadar soteliyorum. Şimdi kızdırdığım yağda küp küp doğradığım patatesleri yine hafif kızartıyorum. Şimdi tavaya köfteleri sotelediğim yağ ekledim ve 3 tane büyük boy domates rendelemiştim yemeğimizin sosu için. Bunu ekliyorum. Sosumu biraz pişirdikten sonra 3-4 diş doğradığım sarımsağı ekliyorum ve karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı salça ekliyorum. Şimdi göz kararı tuzunu ekliyorum. Siz damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Son olarak sosuma çok az karabiber ekledim. Karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Dikdörtgen olan borcam tepsiye hazırladığım malzemeleri sırayla dizerek yemeğimi hazırlıyorum. İlk önce kızarttığım patatesleri dizdim. Şimdi köfteleri diziyorum. Klasik köfte patates yemeklerinden sıkılanlar için böyle bir tarif hazırladım arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle şahane bir yemek oldu. Ayrıca hazırlaması çok kolay ve kısa sürdü. Bu şekilde bir sıra patates, bir sıra köfte olarak tepsime dizdim. Bakın bu haliyle bile çok güzel görünüyor. Gerçekten çok iştah açıcı. Tavamın dibinde kalan yağı da üzerine gezdiriyorum. Köfte patateslerimin üzerine hazırladığım domates sosunu bir kaşıkla eşit bir şekilde döküyorum. üzerine sivri biberlerimi de ekliyorum. Bu ölçüdeki tepsiden 9-10 porsiyon yemek çıktı arkadaşlar. Yani kalabalık misafirlerinize de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Yemeğimin üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirdim arkadaşlar. Tuzunu da ekleyerek fırına gönderiyorum. Yemeğimi alt üst ayar açtığım 200 derece fırında pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Pişirdiğim yemeğimden şu şekilde servis tabağıma alarak sizlere göstereyim. Başta da söylemiştim arkadaşlar. Tabakta gördüğünüz ölçüde 10 porsiyon yemek çıktı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.